Şırnak'ın Cizre ilçesinde de PKK'nın gençlik yapılanması YDGH'liler 4 okulu molotof ve benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangınlar sonrasında okullarda büyük hasar meydana geldi. Temel eğitimden orta öğretime geçiş nakillerinde 3. haftada geride kaldı. Ancak bu sürede ne nakil çilesi bitti ne de yaşanan skandalların ardı arkası kesildi. Son TEOK skandalı ise yine İstanbul'da yaşandı. Nakil başvurusu yapan öğrencilerin çoğunun taban puandan daha fazla puana sahip olmalarına rağmen istedikleri okula geçemedikleri ortaya çıktı. 20 yaşında bir gazi bakanın gözü önünde gözyaşları içerisinde isyan etti. O isyanın sebebi ise kendisine verilen ve hakkı olmasına rağmen elinden alınan iş hakkıydı. Kafa kesen terör örgütü IŞİD saflarına katılan gençlerin sayısı her gün artıyor. Gençlerin beynini sözde cihat çağrısıyla yıkayan örgüt eylemlerinde bu gençleri kullanıyor. Sabina ve Samra o cihat çağrısına uydu, Viyana'dan kalktı Suriye'ye geldi. İşte o iki kardeşten de acı haber geldi. Zonguldak'ta yürürlüğe giren Torba Kanunla maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle üretimi durdurma kararı alan 22 özel maden şirketinden biri 150 işçiye bugün çıkışlarını verdi. Maden şirketi sahibi Alaattin Kurnazsa maden ocağı önünde işçileriyle helalleşirken gözyaşlarını tutamadı. İşsiz kalan madencilerden bazıları da patronları gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. İstanbul Üniversitesi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e fahri doktora diploması verdi. Demir diplomasını üniversitenin Cemal Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle aldı. Demir doktorasını aldı almasına ama üniversite resmen savaş olanına döndü. İşte o görüntüler. Sancaktepe'deki iski tesisleri içerisinde güvenlik görevlerinin bulunduğu araç su kanalına uçtu. Kazada iki güvenlik elemanı hayatını kaybetti. Plajda hayatını kaybeden vatandaşın yanında istifini bozmadan güneşlenmeye devam eden, su topu oynamaya kadar birçok olay aklımıza kazınmışken bu kadar da olmaz dedirten bir haber bu sefer Konya'dan geldi. Bir adam tapu ve kadastro müdürlüğünde bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adam yaşamını kaybetti. Ancak o anlarda da kimse arkasına bile dönüp ne oluyor diye bakmadı. Amerikalı doktorlar araştırdı ve psikopat tanımı yaptı. O araştırmaya göre de içinden gelmediği halde ağlayan, hayvanları sevmeyen ve onlara zarar veren, kinci, intikamcı insanlar psikopat. Bakalım bu araştırma Türkiye'de ne kadar geçerli. Brezilya'da tahta bir köprüyü şimdi ekranlarınıza getireceğiz. İşte o köprü zaten Allah'a emanet duruyordu ve üzerinden geçen kamyonun ağırlığına ise dayanamayarak bakın nasıl yıkıldı. Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga Avrupa turnesinin ilk konseri olma özelliği de taşıyan İstanbul konserini İTÜ Stadyumunda verdi. İşte o konserde çılgın sanatçı bakın neler neler yaptı.